Başkanım, ben iyiyim de. Şimdi şöyle, biz Sağlık Bakanımızla irtibat halindeyiz. Bununla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Ekibini de gönderecek buraya. Bizim buradaki arkadaşlarımızla da görüşecekler. İlave tedbirler almak gerekiyorsa bunları alacağız. Efendim, bu noktada grup toplantılarının vatandaşlara kapatılması konusu olabilir mi? Ziyaretçi işte girişi. Grup toplantılarının kapatılması değil de belki ziyaretçi girişiyle ilgili sınırlamalar düşünülebilir. Yani bunu yalnız bizim tamamen Sağlık Bakanlığımızla görüşmemiz gerekiyor. Bunu görüşeceğiz. Daha sonra da partilerimizin grup başkanlarıyla görüşeceğim. Ona göre gerekli tedbirler alacağız. Yani termal kamera da olabilir ama bu ziyaretçi giriş ile ilgili sınırlamalar olduğu takdirde belki ona ihtiyaç da kalmayabilir. Olursa henüz şey değil. Karar vermedik ya. O büyük ölçüde zaten yurt dışından gelişlerle ilgili de çok büyük ölçüde azaldı, sıfıra yakın. Giden arkadaşlarla ilgili de ben geçen gün görüştüm. Yani bunu en azından birkaç aylığına bunları ziyaretleri erteleme konusunda görüştük. Sanıyorum bir iki istisna dışında yurt dışı ziyaretleri de milletvekillerimizin, komisyonlarımızın duracak, şimdi ertelenecek. Nezih çatısı altında bir dezenfektan çalışması yapılacak mı başkanım? Onu işte söyledim. Yani Sağlık Bakanlığımızla değerlendiriyoruz. Gerekli, ihtiyaç duyulan herhangi bir şey olursa bunları yapacağız. İlave olarak. Bir vaka yok. Yani biliyorsunuz. Ya gitmeden önce de tabii bakanlığımız yapıyor. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiler var. Onlar da 14 gün gelmesin mi efendim genel kurulda? Bakalım, değerlendirelim. Efendim, teşekkür ederim. Siyasette yakın temas işi biraz siyaset, seçmenle. Tabii, tabii. Ne öneriyorsunuz siz milletvekilerine? Biraz mesafeli temas öneriyorum. Yani selamlaşma yani konusunda. Kendileri, tabii şimdi bizde genelde hani bize bir şey olmaz, bana bir şey olmaz şeklinde bir yaklaşımı var. Sadece siyasetçilerin değil, genel olarak vatandaşlarımızın. Hani sadece kendilerine bir şey olmaz değil, ama karşı tarafa zarar verme imkanı olabilir. Bu bakımdan herkesin, işte Sağlık Bakanlığımızın broşürleri de var. Bu konuda yapmış olduğu açıklamalara göre hareket etmesinde fayda var. Türkiye bu konuda çok iyi bir süreç yönetti. Sağlık Bakanımıza bu anlamda teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum kendisini. Dünyada birçok ülkede zamanında gerekli tedbirler sıkı bir şekilde alınmadığı için çok daha hızlı bir yayılma söz konusu oldu. Avrupa ülkeleri dahil. Türkiye bu konuda çok başarılı bir sonuç aldı. Bundan sonra da eğer herkes üzerine düşeni bu anlamda yerine getirirse, sağlık görevlilerimizin, hekimlerimizin, Sağlık Bakanlığımızın açıklamaları çerçevesinde dikkatli hareket ederse inşallah daha kolay bir şekilde atlatırız bu süreç. Sizin efendim, özel bir selamlaşma yönteminiz var mı efendim? Hı? Sizin özel bir selamlaşma yönteminiz. Yok, bizim yok öyle tuhaf şeylere gerek yok. Bizim var hani bu kalbimizin üstüne elimizi koyarak yaptığımız, bu Cumhurbaşkanımız da bunu yapıyor. Bu eskiden beri milletimizin de aslında selamlaşma yöntemi olarak kullandığı bir yöntem. Bunu yapabiliriz. Efendim, teşekkür ederim. Meclisi de aldınız. Her yerde böyle dezenfektanlar var. Onun gibi başka meclis içerisinde düşündüğünüz önerler. İşte onu konuşuyoruz. Yani onu inceliyor da burada Sağlık Bakanlığı'ndan arkadaşlarımız. Gerekli olursa yeni tedbirler, ilave tedbirler olabilir. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olun.